Çizgi roman geniş kitleler tarafından tüketilebilmek için bulunduğu kültürün yerel ve tanıdık lezzetlerini taşımak zorundadır. Çizgi romanın Türkiye'de popülerleşmesi ise Hürriyet Gazetesi ile gerçekleşir. Neredeyse çizgi roman denince akla gelen yerli çizgi romanların çoğu, hatta tamamı bu dönemin gazetelerinde yayınlanırken çizgi romanlar altın çağını yaşıyordu. Ve dönemin kahramanları gazete sayfalarından gözlerimizin ta içine bakıyordu. Çizgi romanın gelişimi 50'li yıllarda başlasa da çizgiyle tanışıklığımızın kökeni 2. Meşrutiyet'e kadar uzanır. Dönemin çeşitli dergi ve gazetelerinde bazı haberler birden fazla çizgi bantla resmedilerek anlamı güçlendirmişti. Fakat daha çok bant karikatüre kayan bu çizimler çizgi romanın özgünlüğüne bir katkı sağlayamamıştı. Zincirleme öyküler, sürekli karakterler, kurgusal anlatım ve balon kullanan yerli yabancı çizgi romanların gözümüzü doldurmaya başlaması ancak 30'larda başladı. Flash Gordon ve Jungle Jim en büyük hayranlığımızı Bay Tekin ve Avcı Bay Çetin adlarıyla kazandılar. Orijinal Amerikan çizimli kahramanlar bizim kahramanlarımız olurlarken biz de onları daha çok okumak istedik. Çocuk Sesi, Afacan Dergisi, Hafta ve Binbir Roman çocuk dergilerinde okumaya başladığımız bu kahramanlar zamanla çocukluğumuza değil, büyüklüğümüze seslenir oldu. Çizgi roman Türk kültürünün içine hızlı bir giriş yaptı. Bu ilgi yerli çizerleri de öyküler resimlemeye yöneltti ve çizgi romanda artık sadece dergilerde değil, günlük gazetelerde kendine yer bulur oldu. Bizde mesela çocuk dergilerinde çocuklar için üretilmiş çizgi roman, popüler olmuş çizgi roman sayısı belli bir döneme kadar neredeyse hiç yoktur. Bunun nedeni aslında çocuk dergilerinin çok fazla satmaması. Ama gazeteler çok satıyorlar ve gazete ressamları diye, gazete ressamlığı diye bir kurum var. İnsanlar gazetelerde çalışarak aslında bu işten de para kazanıyorlar. Hem maaşını alıyor hem de bir iş yapıyor, ekstra para alıyorlar vesaire. Gazetelerde çok sattığı için. Böylelikle çocuklar için çizgi roman üretmeye gerek kalmamış. Gazete okuyucusunun büyük olduğu, büyükler olduğu, büyüklere hitap etmesi gerektiği için böyle bir ağır konular seçilmiş. Ama yine serüven ve işte aksiyon içeren külliyattan seçilmiş. İşte o westernlerin, Türkiye'de çok sevilen westernlerin bence kişisel olarak bir paralelini çizmişler ve Orta Asya'da geçen hikayeler anlatmaya başlamışlar. Çizginin gazetede yer bulması ve gazete okurunun muhatap olarak alınması büyükler için düşünülmüş öykülerin üretilmesine neden oldu. Büyükler için ibaresi erotizmle eşleştirilmiş, maşist özellikler taşıyan anlatım biçimleri bir modaya dönüştü. Gerek çizgi romanda gerekse de filmde bir seyirciyi çekme avantajı getiriyor erotik sahneler. Bir de birçok durumlarda, birçok sahnelerde, birçok anlatılarda erotizmin bir payı gerekli de oluyor. Yani hem o olayının altını çizmek için hem de kimi karakterleri ön plana çıkartmak için. Kadın kahramanların yokluğu aynı maşizmin bir sonucudur. Gazetelerin güncel politikaya olan bağımlılığı öyküleri de etkiliyordu tabii ki. Çok partili dönemin hemen başında CHP hükümeti basınla yumuşak bir ilişki sürdürüyordu. Demokrat Parti'nin iktidarıyla birlikte bu ilişki hükümet inisiyatifinde sürdü ve 10 yıl içinde hem basın yasasında hem de basını etkileyen diğer yasalarda baskıyı ve kısıtlamayı artıracak bir dolu değişiklik yapıldı. Gazete ve dergilerde ciddi bir muhalefet yoktu. Muhalefetten beslenen karikatür ise dar bir alana sıkışıyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın neden olduğu buhran tüm ülkede ekonomik yoksunluk olarak kendini gösteriyordu. Bu yoksunluk ideolojik tutarlılıkla hafifletiliyor, ülke olarak girmeyen savaştan en az yaranın alındığı vurgulanıyordu. Bu da üstün Türk zekasıyla temellendirildi. Amerikan kahramanlara pek ihtiyaç duyulmamaya başlandı artık. Çok dikkat ederseniz aslında o western hikayelerinin çoğu zaman doğru olmayan, işte Kızılderili haritası, işte Orta Asya'daki işte Türk boylarına veya işte oradaki kabilelere uyarlanır. Mesela işte bizim tarihi düşmanlarımız vardır filan. İşte Merkitler mesela çok kötüdür filan işte vesaire vesaire. Onlar kadar kötü bir ulus tanımam filan gibi kahramanlardan sözler duyarsınız. Bu western kalıpları, işte westernlerdeki o yalnız kahraman, işte silahşör ve işte tozlar içerisinde çölün ortasında at sürerek işte
kasabaya gelen adamın bir benzerini işte hana gelen, handa işte kavgalar vesaire falan yapan tarihi kahramanlar almış. Bunlar da bir moda yaratmış. Daima yerli kahramanları yabancı kahramanlardan daha çok sever. O doğal bir şeydir. Çünkü yerli kahraman halkın bir temsilcisi, halkın bir simgesi oluyor. Artı tabii milli duygular, ulusal duygular araya giriyor. Şimdi bir örnek vereceksek, bir taraftan diyelim Kaptan Swing, Vahşi Batı'da geçiyor. İşte kavboylarla, kısırderililer. Onları bizim seyircimiz ve dünya seyircisi çok iyi bildi, çok iyi öğrendi Hollywood'un sayesinde. Ama bir Karaoğlan, bir Tarkan, bir Malkoçoğlu, özellikle Bizanslılarla mücadele ettiğinde bize, tarihimize tabii son derece daha yakın ve milli duygularımızı kabartan olaylar çıkıyor ortaya. Abdullah Ziya Kozanoğlu çizgileri Türk çizgi romanı için milat oldu. Öykü gücü, çizim gücünden baskın olan Kozanoğlu serüvenleri, dinden soyutlanmış, Türkçülüğün ayrıntılarıyla bezeli sürüp gidiyordu. 20'li yıllarda yayınladığı Kızıl Tuğ ve 30'lu yıllarda yazdığı Kaan, çizgi romanın Türkiye'deki altın yıllarının kaynağı olacaktı. Çizgi roman popülerleşip millileşirken, konularda yerleşip dönemin kültürel ideolojisinden beslenerek Türkleşiyordu. Çizerlerin yüksek ücretlerle bir gazeteden diğerine transfer olduğu, tüm dünyada beğeni kazanmış çizgi romanların Türkiye'de yayınlandığı zengin ve verimli bir dönem başladı. Gazeteler çok daha mali olarak güçlü oldukları için çizer çalıştırabilmişler, ressamları tutabilmişler, onlara iş yaptırabilmişler. Halbuki dergiler o kadar çok satmıyor Türkiye'de. Yani çünkü bunlar kopya çizgilerle, işte hafif çalıntı çizgilerle, telifini ödemeden alınan çizgi romanlarla, yabancı çizgi romanlarla vesaire dolduruluyor. Ve bu alanda güçlü bir yatırım yok. Yani mesela 60'lı yıllarda Simavilerin bir başlangıcı var, bir yatırım var ama yani mesela Zıp Zıp diye bir dergi çıkartıyorlar, çok satıyor. Fakat aynı dönem bu insanlar fotoroman dergisi çıkartıyorlar. Yani bu adam için aslında hani bir çizgi roman aşkı, ben bunu yayınlayayım gibi bir tercih yok ki. Fotoroman dergisi 100 bin satıyor. Ve siz alıyorsunuz İtalya'dan onu, çeviriyorsunuz bir çok tutmayan da bir masrafla. Bu dergi 100 bin satıyor, bütün yatırımını ona aktarıyor adam. 40'lı yıllarda Türkiye Yayın Evi'nin çeşitli dergileriyle daha küçük bir çerçevede uyguladığı yayıncılığı kitleselleştirdi. Simavi, Amerikan gazetelerine benzer bir biçimde Hürriyet'te çizgi bantlara yer verdiği gibi dönemin en ünlü çizerlerinin hazırladığı çizgi romanlardan oluşan renkli pazar ilaveleri vermeye başladı. Hürriyet, Sedat Simavi'nin magazin yayıncılığı tecrübesinin, yeni matbaasının ve farklı çizerleri dolgun ücretlerle çalıştırma politikasının sonucu olarak yüksek bir satış yakaladı. Tıpkı Amerika'da olduğu gibi diğer gazeteler de arka arkaya aynı uygulamayı yapmaya başladılar. Çizgi romanın gazeteler için rekabet unsuru olması pazar ilavelerinin artmasına neden oldu. 1952 yılının hemen başında Yeni Sabah gazetesi iddialı bir ilave çıkardı. Amaç Hürriyet'ten daha iyisini yapabilmekti. Gazetelerin pazar yarışı çizerler üzerinden sürer hale geldi. Bu da yerli çalışmaların artmasına neden oldu. Türkiye'de çizgi romana olan ilgi peş peşe dergilerin çıkmasını sağladı. Erdoğan Egele'nin sahip olduğu Ceylan dergisi yerli çizerlere öncelik tanıyordu. O zamana kadar dergilerde çizgi romanlar 2-3 sayfa yer bulurken, Egele belirli bir kahramanın serüvenlerinden oluşan bir dergi çıkarttı. Bir Kit dergisinde yayınlanan, sonradan Tom Mix olarak tanıdığımız İtalyan SGS ekibinin ürünü Kaptan Mickey. Tom Mix, Türkiye'de uzun yıllar çizgi roman ile özdeşleşen bir kahraman oldu. Tom Mix, en az okuyuculara kadar küçük bir kahraman olduğu için çok sevildi. Maceralarında çocukluğuyla hep dalga geçilen, sürekli süt içen ama kötülere er ya da geç cezasını veren bir kahramandır Kaptan Mickey. Namı diğer Tom Mix. Tom Mix gibi ülkemizde uzun yıllar çizgi romanla özdeşleşen bir dizide Texas'tır. Kahramanı Çelik Black,
Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nda İngilizlere karşı savaşır. Ancak çelik bilekimiz hiçbir zaman çok sevilmez. Ne ülkemiz Türkiye'de ne de ülkesi İtalya'da. Kendisine gösterilmesini beklediği sevgiyi Kinova'ya bırakır. Bir dönem birçok saçsız erkeğin kendi adıyla anıldığı, ülkemiz sineması Yeşilçam'da hayat bulan Kinova maceralarını uzun süre okuduğumuz bir kahraman olur. Şimdi fantastik görünmeyen çizgi roman kahramanları bile Marco Çorlu ya da Kara Murat ya da Kara Oğlan örneğinde ya da Tarkan örneğinde olduğu gibi gene fantastik bir boyutun insanları sayılır. Yani adı üzerinde süper kahramandır. Sadece kahraman değil. İtalyan çizgi romanlarında fantastik şey unsurlar var diyelim ki. Pek yok ama diyelim ki var. Ama bu var olmaları bence gene kabul edilebilir şeyler. Tekste bazen bir vudu rahibi bir şey yapabilir ya da uzaydan gelmiş çok az bir macera, bir iki macera var. Uzaydan gelmiş göktaşından bir şeyler çıkabilir ama bunlar hem kahramanın hem çizgi romanın başat örnekleri değil. 50'li yılların başında Ertem Eğilmez ve Refik Erduran ortaklığında bir başka yayın evi olan Çağlayan Yayın Evi kurulur. Yayınlarını küçük boyda özenle çizilmiş parlak kapaklarıyla çıkartan ikili, konu olarak rahat satılabilen bilim kurgu, dedektif ve serüven türünü seçiyorlardı ve bizi Mike Hammer'le tanıştırıyorlardı. Yumruklarıyla sevişip dudaklarıyla dövüşen bu özel kahramanın serüvenleri zamanla bir modaya dönüşür. 1957 yılında gazeteler, hürriyet taklitçiliğini bırakarak çizgi roman sayfalarını özgünleştirdiler. Çizgi roman esintisinden etkilenen çizerlerimiz, gazetelerde birden fazla karelerden oluşan bantlar çizmeye başladılar. Bedri Koraman'ın çizdiği Cici Can bu dönemde başlar. Tarihi çizgi romanların çerçevesini belirleyen Kozanoğlu, Suat Yalaz'la ilk çalışmasını Tan gazetesi için yapar, Atilla'nın oğlu Dengiz adlı çalışmasıyla. 1959 yılında Akşam gazetesinde Ratip Tahir Burak, gerçek çizgi romanın kalıplarına uygun ve Kozanoğlu'nun öyküsünü yazdığı 40 Şehitler Destanı'nı çizer. Büyük bir ilgi görür. Kozanoğlu'nun çok popüler bir tarihi romanı olan Kızıl Tuğ'un devamı niteliğindeki çalışması, Kaan adlı bir kahramanı yaratır. Cengiz Han'ın hazinelerine giden yolda kendi kimliğiyle babasını bulmaya adamış yoksul ve atsız bir köylü çocuğudur. Kaan, Akşam gazetesinde süren 5 serüven sonunda bitti. Kozanoğlu gazeteden ayrılırken, kahramanı Kaan'la birlikte çizeri Yalaz'ı da almak ister. Fakat Yalaz, Kaan'ı çizerken, Kaan üzerinde yaptığı değişiklikler, Kaan'ın mizacına da ters düşmeyecek şekilde başka bir kahramanı doğurmuştu beyninde. Karaoğlan'ı. Tarihi çizgi romanların en has oğlanı olan Karaoğlan'ı, hareketli çekim senaryosu gibi çizer. Çizgi ve konudaki bütünlüğün oturması Altay'dan gelen Yiğit macerasında olur. Karaoğlan yaşadığı dönem Hunlardan Cengiz Han dönemine geçmiştir. Karikatür geleneğinden gelip serbest çinisiyle farklı bir tarzı olan Yalaz, bu özelliği dışında bütün benzer özellikleriyle yabancı çizgi romanlarına öykünmektedir. Kaan ve Karaoğlan'ın gazetedeki başarısı Yeşilçam'ın dikkatini çeker. Bir haftada bir filmin yapıldığı dönemde senaryoya olan ihtiyaç, tarihi çizgi kahramanlarımızın beyaz perdeye sıçramasına neden olur. Bu çıkış büyük bir patlamaya, bu patlamada diğer tüm gazetelerin kendi kılıçlı, baltalı tarihi kahramanlarını yaratmasını sağlar. Bütün genç çizerler birdenbire Karaoğlan'a benzer kahramanların maceralarına imza atarlar. ...1960-70 yılları gazetelerdeki çizgi romanların altın çağı oldu. Türkiye'de çizgi roman denince akla gelen yerli çizgi romanların neredeyse tamamı bu dönemin gazetelerinde yayınlandı. Abdülcanbaz 1955'te Milliyet'te, Karaoğlan 1962'de Akşam'da, Malkaçoğlu 1967'de Cumhuriyet'te, Tarkan 1967'de Hürriyet'te başlamıştır. Yerli çizgi roman dergilerinin çoğu önce gazetelerde yayınlanmış, sonra dergiye dönüşmüştü. Ayhan Başoğlu'nun ünlü kahramanı Malkoçoğlu, Bali Bey'in oğludur. 16. yüzyılda yaşar. Gerek fiziği, gerek giyim kuşamıyla tipik bir Türk tipi değildir o. Malkoçoğlu'nun günümüz metroseksüel tipine inat,
Çizer Sezgin Burak öyle bir tip yaratır ki tüm mirasımızın canlı kanıtı ve son kahramanıdır. Tarkan. Tarkan, Türk gücünü ve kudretini yansıtan bir kelimedir. Bu kelimeyi Türk kanı taşıyan kahraman manasında yarattım der Sezgin Burak. Kahramanı Tarkan'ı 1966 yılında yaratır. Medarı iftiharımız Tarkan, Hun İmparatorluğu'nun sınır boylarındaki bir kale komutanı Yiğit Altar'ın oğludur. Babası öldürülen Tarkan, daha bebekken yapayalnız kalır. Kurdumuz Asena'mız olan dişi bir kurt onu bulur, kurtarır, emzirip büyütür. O dişi kurtun yavrusuyla büyüyen Tarkan, sonradan onunla kanka olup maceralara atılacaktır. Tarkan, Yüce Başbuğ Atilla'nın sağ kolu, fedaisi ve en güvendiği silahşörü olarak Milano'dan Pekin'e kadar uzanan bir alanda koşturur durur ve atıl kurt der. Müslüman olmayan tek Türk çizgi kahramanı Tarkan'dır. Hey gidi koca Türk, onu kimse durduramaz artık. Uzun sarı saçlı, Kürtler mamul mini etiği andıran enteresan kostümü ve korkunç bakışlarıyla Tarkan, sadık dostu kurta atıl kurt dedi mi artık düşmanlarının titreme zamanı gelmiştir. Kahramanların patladığı yıllarda hepsinden önce gazete sayfalarında kendine yer bulan ve hala da bu yerini koruyan kılıçsız, atsız ve edepli bir kahraman vardı. Abdülcanbaz. Abdülcanbaz, 40 yılı aşkın bir sürede yavaş yavaş yaşadıklarıyla şekillenmiş bir kahramanımızdır. Toplumumuzda çok örneğini gördüğümüz ortalama insan zaaflarına sahiptir. Dürüst, cesur, akıllı ve zekidir. İyinin, haklının, ezilmişin yanında kötülere karşı savaşır. Osmanlı tokadıyla ün salmıştır. Tarihsel zaman içinde seyahatleri vardır. Bu düşlerindedir. Asıl yaşadığı dönem Osmanlı'nın son dönemidir. Yaratıcısı Turhan Selçuk da öykülerinde kadınları kullanmaktan kaçınmaz. Abdülcanbaz evliliği yüzünden karşılaştığı tüm güzel fırsatlara rağmen hep sadakatini korumuş ve karısına yuvasına geri dönmüştür. Bir çizgi roman kahramanının serüvenci ve gezginci tüm özelliklerine mirasçısı olan Abdülcanbaz, diğer tarihi kahramanların aksine yıllardır entelektüel bir okur kitlesine sahiptir. Yeşilçam yerine tiyatro sahnelerinde vücut bulur. Amerikan kaynaklı süper kahramanlar kağıt üzerindeki başarılarını canlandırmaya yönelince, sinema yeni konuların açlığıyla bağrına bastı onları ve kahramanlık serüvenleri uzun soluklu devam filmlerine dönüştü. Perdeden üstümüze gelen Süpermen'i görünce nutkumuz tutuldu. Biz de uçmak istedik. Gözümüzle duvarları delmek istedik. Sonra silkelenip kendimize geldik ve kara olanlarımıza, Tarkan'ımıza daha bir sahip çıkıp onları seyretmeyi sevdik. Amerikan seriyel filmleri Türkiye'de sinemalarda bir şekilde oynuyorlar. Daha sonra bunların yerine İtalyan filmleri gelmeye başlıyor. Yani o filmleri yerini dolduruyorlar. İtalyan filmleri gelmeye başlıyor. Bunlar hani ucuza alınıyor ve Anadolu'nun çeşitli sinemalarında oynamaya başlıyor. Yani böyle bir bakılıyor ki bu filmler aslında iyi iş yapıyor. Yani iş için böyle hareket eder. Yani bir film geldi, şey yapıldı, çok güzel. İtalyan filmleri çok satıyor. İşte bu işte ne denir? Herkül, işte ne bilir dedektiflik, macera, işte karate filan. İtalyan filmi bunlar. Biz de çekeriz bunu filan yapıyorlar. Mesela gidiyorum film seyrediyorum. D'Artagnan'ı seyrediyoruz. Sırtı haçlı bir adam. Göğsü haçlı. Dantelli kollar, bilmem neler, reveranslar falan filan. Adam en sonunda kızı kurtarıyor ve öpüyor. Bizim Hristiyan göğsü haçlı kahraman. Allah Allah. Biz avuçlarımız patlarcasına adamı alkışlıyoruz. Peki niye haçlı adamı ben alkışlıyorum? Ya Türklerden böyle bir kahraman niye çıkmaz? Yeşilçam özellikle 60'lı ve 70'li yıllarda bir konu sıkıntısı içinde olduğundan ve yeni alanlar aradığından doğal olarak çizgi romana da önem gösterdi. Dikkat edilirse Türk sinemasında, Yeşilçam sinemasında en çok çizgi roman uyarlamaları 60'lı ve 70'li yıllarda yapıldı.
O yıllarda zaten Türkiye bir çizgi roman furyasını yaşıyordu. Çok sayıda yerli ya da yabancı çizgi romanlar yayınlanıyor. Satışları çok iyidir. 100 bini aşıyor, 150 bini buluyor. Hazır bir seyirci potansiyeli vardı. Yeşilçam, tıpkı Amerikan sinemasının da bugün bile yaptığı gibi o potansiyel üzerinde oynadı. Ve genelde başarılı oldu. Yarışmalar düzenleyerek adaylarımızı, kollarımızı sıvayarak filmlerimizi çektik arka arkaya. Böylece sinema salonları izleyicilere, sektörümüz Yeşilçam yeni rejisörlere, kahramanlarımızsa yeni yeni yüzlere, bazen de yüzler yeni yeni kahramanlara kavuştu. Günlük gazetede Karaoğlan başladığı zaman yüz binlerce, yani son satışları 350 bin falan bir günlük gazetede. Ben Karaoğlan dergilerini çıkardım.